Bu konuda ilk defa duyarlılık gösteren ve harekete geçme önceliği taşıyan Ankara oldu. Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey'in Sivas'a çektiği 15 Ekim 1919 tarihli bir şifresini, rahmetli Hayati Bey'in imzasıyla diğer bir şifre içinde 22 Ekim'de Amasya'da aldım. O şifre aynen şöyledir. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Paşa Hazretleri, biz kendi kaderimizi ne böyle milletin kaderinden habersiz hükümete ne de rastgele gönderilecek valilere bırakamayız. Birçok defa zat-ı alilerine arz ettiğimiz düşünceler dikkate alınmadığından İstanbul hükümeti Ferit Paşa kabinesinin atayıp da gönderemediği eski Bitlis valisi Ziya Paşa'yı buraya ve bütün görevlerinde hayatı boyunca hiçbir varlık gösterememiş olan Supi Bey'i de Konya'ya vali atamak suretiyle ilk adımını atmaya başladı. İşte bu gibi durumlar dolayısıyla Meclis-i Mebusan kurulmadan önce hiçbir göreve dışarıdan kimsenin getirilmemesini geçenlerde arz etmiştik. Madem ki şimdiki hükümet buraya yeniden vali göndermeye kalkışmıştır, şu halde buradaki milli mücadelenin söndürülmesi isteniyor demektir. Nasıl ki zat-ı alileri askerlikten ayrılarak milletin bir ferdi olarak çalışmaya karar verdiniz, bendeniz de buradan çekilerek aynı şekilde milletimin bana vermiş olduğu görevi yapmaya karar verdim. Vali gelinceye kadar vekaleti kime bırakacağımı lütfen bildiriniz efendim. 15 Ekim 1919. Ankara Vali Vekili Yahya Galip. Bir gün sonra da 23 Ekim'de Cemal Paşa'nın 21 Ekim 1919 tarihli şu telgrafını aldım. Sayı 419. Kadıköy 21-10-1919. Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Ankara'dan belediye başkanı ve müftü efendi dışarıdan gelecek valiyi kabul etmeyeceklerini, Ankara'ya Ankara'dan vali atanması gereğini kendi yetkilerine dayanarak ileri sürüyorlar. Böylece her taraftan ayrı ayrı isteklerin ileri sürülmesi hükümeti güç duruma sokmaktadır. Kötü niyetliler ve azınlıklar bu gibi durumları türlü türlü yorumluyor. Hükümetin destekleneceğine söz verilmesi üzerine bu gibi hususların önlenmesi gereğini rica ederim. Atanması, padişahın onayından geçen valinin yola çıkması gerektiğini elbette kabul buyurursunuz. Harbiye Nazırı Cemal. Gerçekten de başta Müftü Efendi olduğu halde, bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın bulunan Sayın Rifat Efendi Hazretleri'ydi, Ankaralılar bu atamayı protesto etmek üzere İstanbul'a başvurmuşlardı. Ankara'yı yatıştırarak hükümet otoritesini kırmamak için telgraf başında birçok nasihatlerde bulundum. Ancak Ankara'nın haklı olduğunu teslim etmemek mümkün değildi. Sonunda Cemal Paşa vasıtasıyla hükümete yazdığım telgraftan söz ederek alınacak cevaba kadar durumun iyi idare edilmesini Ankara'daki kolordu komutan vekili Mahmut Bey'e yazdım. Bu noktada sırası gelmişken bir gerçeği bilginize sunmak uygun olur. Heyeti temsiliye olan bizler hükümetin durumunu ve nasıl bir hükümet olduğunu pekala anlamıştık. Hükümet üyelerinden bazılarının hükümette bulunmaktan pişmanlık duyduklarını ve çekilmek için bahane aradıklarını da anlıyorduk. Bundan başka dış ve iç düşmanların ve padişahın el birliğiyle Ali Rıza Paşa kabinesi yerine kendi görüşlerini açıktan açığa ve süratle uygulayacak diğer bir kabineyi iktidara getirmeye kararlı olduklarından da habersiz değildik. Bunun içindir ki Ali Rıza Paşa kabinesini en az zararlısı sayıyorduk. Bir de Ferit Paşa'nın düşmesinden sonra yeni kabineyle anlaşmak için geçen 4-5 gün içinde bazı taraflardan elden geldiği kadar çabuk anlaşma hususunda alınmış olan tavsiyeler de bizce göz önünde tutulması gereken anlam ve nitelikteydi. Bu bakımdan gayeye güvenli bir şekilde ulaşıncaya kadar gerekirse biraz da fedakarlık yapmak zaruretini duyuyorduk. Mahmut Bey'e yazdığım şifrede kapalı bir şekilde bu noktalar da belirtilmişti. Cemal Paşa'ya verdiğim cevabı olduğu gibi bilginize sunacağım. Şifre, özel, İvedi. Amasya 24-10-1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi, 21-10-1919 tarih ve 419 sayılı şifre. Ankara'dan vali hakkında yapılmış olan müracaat ve istirhamın aşağıdaki sebeplerden ileri geldiği anlaşılmıştır. Şöyle ki,
İstanbul'dan alınan güvenilir haberlerde İngilizlerle İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin, İtilaf ve Hürriyet ve Nigehbancıların Hristiyan azınlıklarla işbirliği yaptıkları, Anadolu'ya birçok bozguncular göndererek milli teşkilatı sakatlama ve İstanbul hükümetini dağıtma teşebbüslerinde bulundukları, bu bozguncuların Adapazarı ve Bursa'dan yola çıktıkları bildirildiği gibi, son günlerde Adapazarı'nda da bazı olayların görülmesi endişe yaratmıştır. Konya'ya gönderilen Vali Supi Bey'in, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinden olduğunu, Konya'da Refet Bey'e söylemiş olduğu haberinin yayılmış olması, uyanan şüpheyi daha da artırmıştır. Ankara Valiliğine atanan Ziya Paşa'nın tutumu ve namusu hakkında bir şey denemezse de, kendisinin ehliyet ve iktidarı da şüpheli görüldüğünden, Ankara ili gibi milli teşkilat ve mücadelemizin en önemli merkezlerinden olan bir bölgede, daha durumlar açıklık kazanıp da tam bir sükunet ve güvenlik sağlanamadan, buradaki önemli işlerin başına, hiçbir tecrübesi bulunmayan aciz bir valinin getirilmesi tereddüt uyandırmıştır. Ankara'da bulunan vali vekili ve komutanla heyeti temsiliye arasında yapılan haberleşmeler üzerine, şimdiki hükümetin her ne şekilde olursa olsun emirlerine ve yaptıklarına uymak tabii görülmüş ve o yolda hareket edilmişse de, doğrudan doğruya halkın kendisi tasavvur ettikleri tehlikeye karşı verilen güvenceyi yeterli görmeyerek, tam bir güvenlik ortamı doğuncaya kadar, kendilerince milli davaya bağlılığı denenmiş bulunan vali vekilinin göreve devamını elzem sayarak, doğrudan doğruya hükümete başvurmuşlardır. Zat-ı devletlerinin son yazıları üzerine, Ankara'da gereken kimselerle yeniden görüşülmüş, hatta sakıncaları bulunsa bile, sırf hükümet otoritesini sarsmamak için, Ziya Paşa'nın iyi karşılanmasının sağlanmasına çalışılmıştır. Ancak, karşılaştığı tehlikelerden ve fesatlıkların ağır bastığı gidişattan son derece ürkmüş olan halkı, bunu kabule inandırmak mümkün olamamıştır. Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerinin içinde bulunduğumuz durumun önem ve ciddiyetini, düşmanlarımızın durmadan ne kadar iblisçe çalışmakta olduklarını takdir buyurdukları şüphesiz bulunduğuna göre, nezaret makamına yeni geçmiş olmaları yüzünden çalıştırılmaya layık olan memurları tanımakta mazur oldukları gibi, Adil Bey'in bile müsteşarlığını yapmış olan Keşif Bey'in hala müsteşarlık yapmakta olduğu göz önünde bulundurulunca, özellikle yüksek dereceli memurların atanmasında ne dereceye kadar uzak görüşlü davranılmasının gerekeceği kendiliğinden anlaşılır. Bu bakımdan Ziya Paşa'nın şimdilik gönderilmemesinin sağlanmasına, yüksek yardımları ve sonucun bir emirle bildirilmesi arz ve istirham olur. Mustafa Kemal. Efendiler, Ali Fuat Paşa 28 Ekim 1919 tarihli bir şifresiyle İstanbul'daki teşkilatımızın adama gönderdikleri bir telgrafı bildirdi. Bu telgrafta verilen bilgiler önemliydi. Çerkez Bekir'in yarattığı o bilinen olay, Adapazarı ve çevresinde Kuvayi Milliye'ye karşı isyan başlangıcı sayılmış. Bundan nasıl yararlanılacağı konusunda padişah Ferit Paşa, Adil Bey ve Said Molla ile Ali Kemal Bey'den kurulu bir heyet, bir takım tasarlamalarda bulunmuşlar. Bu telgrafta yukarıda adı geçen hikmet hakkında da bilgi veriliyordu. Bu hikmet, 2 ay önce Amasya'dan Adapazarı'na gelmiş, o çevrede öteden beri kendisine ve ailesine karşı olanların milli teşkilata girdiğini anlamış. Hikmet Bey, Amasya'dan geldiğini, beni tanıdığını ve milli teşkilatı kurmaya yalnız kendisinin yetkili olduğunu ileri sürerek Sivas'ta haberleşmeye kalkışmak ister. Karşı taraf engel olur. Hikmet karşı teşkilat kurar. Bunu sezen Said Molla, Hikmet'i elde edecek çareyi bulur. Kendisini Hristiyanlara karşı bir isyan için ayartır. Efendiler, Hikmet'le ve düşmanlarımızın Hristiyanlar aleyhindeki tertipleriyle ilgili olan bilgiler, daha sonra dokunacağımız bazı durumların kolaylıkla anlaşılmasına yarayacağı için bunların gereksiz sayılmamasını rica ederim. Efendiler, bu bilgiler üzerine Cemal Paşa'ya yazdığım telgrafa Yüce Meclisinizin de dikkatini çekmek isterim. Şifre. Sivas 31.10.1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri'ne. Adapazarı dolaylarında hükümet ve milli teşkilat aleyhinde geçen olay yüksek şahıslarınca bilinmektedir. Bu olay, milli birlikteki kararlı tutum, İstanbul hükümetinin yerinde ve kesin tedbirleri sayesinde bastırılmış ise de, daha oralarda bozgunculuk tohumu tükenmiş değildir. Milletin birliği karşısında bunların tamamen ezilip yok olacağına şüphe yoktur. Ancak bu bozgunculuk hareketlerinde damat Ferit Paşa'nın
eski Dahiliye Nazırı Adil ve ondan önceki Ali Kemal Beylerle Sait Molla'nın teşvikçi ve tertipçi oldukları anlaşılmıştır. Adları bildirilen bu zatlar kendi vatan hainliklerinin yanında çok büyük ve tehlikeli bir hata daha işlemişlerdir. O da melunca işlerinden sanki Kutsal Padişah Hazretlerinin de bilgisi bulunduğunu çevreye yaymak gibi büyük bir alçaklıktır. Kabinenin saygıdeğer heyetinden büyük bir samimiyetle rica ederiz. Şimdi vakit geçirmeden durumu uygun bir şekilde Padişah Hazretlerinin tertemiz huzuruna arz etsinler. Milletin ve teşkilatın bu gibi uydurmalara elbette değer vermeyeceği açık bir gerçektir. Bozguncuların yalanlarla milli birliği lekelemek istediklerini ileri sürerek saltanat hükümetince olayın geçtiği bölgede resmen yalanlanmak suretiyle herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi ve bu zararlı şahıslar hakkında gerekli incelemelerin yapılarak kovuşturmaya geçirmesi hayati bir konu sayılmaktadır efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal.